Şimdi Nuh Tufanı ile ilgili bir kıssa okundu. Acizane benim 35 yıllık Kur'an üzerinde çalışmam sonucunda dünya hayatında Allah'ın özel bir cezası yok. Bu kavimlerin helakı vahye karşı duyarsızlaşma, peygamberlere karşı çıkma, getirilmiş olan hakikatlere karşı görmezden, duymazdan, hissetmezden gelme anlamında kullanmış Kur'an. Allah iki dünya hayatı yaratmış. Birincisi bu dünya hayatının ahiret alemi, ikincisi de dünya hayatıdır. Dünya hayatında denenme var. Ahiret hayatında bu denenmenin sonucunda da cezası var veya mükafatı var. Şimdi Mülk Suresinin 2. ayeti kerimesinde biz hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattık. Eğer bunların söylediği gibi dünya hayatında bizzat Nuh kavminin, Semud kavminin, Lut kavminin, İbrahim kavminin, Musa kavminin helak edilmiş olayını biz gerçek anlamında anlamış olsaydık, o zaman şu anda da helak edilme olayları ortadan kalkmış olurdu. Veya pardon oldu, devam etmekte olurdu. Bakıyoruz ki Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde olayları değerlendirdiğimiz zaman Musa kavminden sonraki kavimlerde bir helak olayı olmamış. Bakınız, Kur'an-ı Kerim bunları nasıl anlatıyor? Hac suresinin 40. ayeti kerimesinde onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi, yenilgiye uğratması olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah güçlü olandır, aziz olandır. Bakınız, dünya hayatında insanların yaşamına iki müdahale vardır. Birisi insanlardan gelen müdahale, ikincisi de evrensel yasalardan gelen müdahale. Deprem, sel felaketleri, don, yağmur, rüzgar, kasırga, aklına ne kadar doğal olaylar varsa bunlardan ceza gelir. Nusubet gelir, bela gelir. Biri de insanlardan, başka yok. Bakınız, ayet böyle diyor. Şimdi eğer gerçekten bugünkü müfessirlerin anlattığı gibi Nuh tufanı, Nuh'un bir gemi yapıp gemiye inanan insanları bildirmeyi böyle gerçek anlamında anlatmış olsaydı, Kur'an'ın şu ayetleriyle çelişirdi. Bakınız, Fatır suresinin 45. ayeti kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Eğer Allah kazandıkları dolayısıyla insanları azap ile yakalayıverecek olsaydı, yerin sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman artık şüphesiz Allah kendi kullarını verendir. Yani Allah suç işlemesi dolayısıyla dünya hayatında canlıları cezalandırsaydı canlı kalmazdı diyor. O zaman dünya hayatında Allah'ın özel bir cezası olmadığını anlıyoruz. Bir ayette de şöyle buyurur. Eğer Allah'ın kesin bir sözü olmamış olsaydı
suç işleyenlerin üzerine hemen melekler gönderir, onları helak ederdik der. O zaman Nuh tufanındaki ayeti nasıl anlamak lazım? Bu Musa kavminde de olur. Allah deniz kelimesini iki anlamda kullanmış. Gemi kelimesini iki anlamda kullanmış. İşte burada Hazreti Nuh'un gemiyi yapması vahiy gemisi. Yoksa bunların anladığı anlamda olmuş olsaydı çok yanlış olurdu. Bakınız, bu ayetlere göre oradaki Allah, ayette kastedilen mana, Hazreti Nuh bir peygamberdi, bir nebiydi. Nebi kelimesi vahye muhatap olan demektir. Resul kelimesi de vahye muhatap olan nebilerin kendilerine gelen vahiyleri insanlara ulaştıran elçi anlamında kullanılmış Kur'an'da. Resul diyor buna. Her nebi bir resuldür ama her resul bir nebi olmayabilir. İşte Kur'an'da bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Vahye çağırıyor insanları, toplumda alaya gidiyor. Bu alaya gidenlerin, alay edenlerin içerisinde oğlunun ve karısının olduğunu da Kur'an söylüyor. İşte burada vahiy gemisini hazırlıyor ve insanlara bu Allah'tan aldığı emirleri yerine, zamanına göre insanlara duyuruyor. Vahiy gemisi bu. Her çifti aldı derken Kur'an bu olayı, sebebi bilinen bir olayı daha güzel bir sebebe bağlayarak anlatır. Eğer tufan olayı dünya hayatında gerçek olmuş olsaydı ahiret aleminde cezaya gerek kalmazdı. Ceza ahiret alemindedir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi dünya hayatında ceza kurallara uymama cezasıdır. Bir deprem olduğu zaman nasıl inanan ve inanmayan diye ayırt etmiyorsa, işte burada iman edenleri gemiye bindirdik, inkar edenleri suda boğduk. İşte burada tabiat kuvvetlerine baktığımız zaman bir deprem olduğunda iman edenler sen şöyle ayrıl, inkar edenler sen şöyle ayrıl, inkar edenlerin üzerine mi deprem göçüyor, evler yıkılıyor, üzerine bina ediliyor? Öyle bir şey yok. İşte orada iman edenlerin kurtulması, inkar edenlerin helak olması, inkar edenlerin vahye karşı duyarsızlığını arttırarak ahiret aleminde ebedi bir azaba çarptırılması anlamında kullanmış. Yine burada Bakara suresinin 259. ayetini zikretmeden geçemeyeceğim. İnkar eden bir ateist veya ata dinine mensup bir kişi köhne bir beldeye geldiği zaman diyor ki Allah burasını nasıl diriltecek demişti diyor. Biz de onu oracıkta öldürdük. 100 yıl ölü bıraktık. Burada 100 yıl ölü bıraktık ifadesi işte dünya hayatında vahye karşı gözlerinin körelmesi, vahye karşı kulaklarının tıkanması, vahye karşı kalplerinin hissizleşmesi anlamında kullanmış. Yani asıl yaratılış gayesinden habersiz yaşayan insana ölü diyor Kur'an. İsa'nın dirilttiği ölü bu ölü. İbrahim'in dirilttiği ölü duyarsız kuşların duyarlı hale getirilmesi anlamındaki ölü. Buradaki ölü de ateist, inkarcı, ahiret alemini kabul etmeyen, Cibril'e düşman olan bir ölü. İşte onu dirilttik, öldürdük ve sonra dirilttik. Diriltme ifadesi ahiret aleminde gerçekleşen bir olay. Dünya hayatında dirilme yok. Çünkü Enbiya suresinin 95. ayet-i kerimesinde
dünya hayatında hayati fonksiyonlarını yitiren bir adam dünyaya tekrar geri gelmeyecekler. Bu Kur'an'da geçen altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken ayetlerin mutlaka ama mutlaka bilinmesi gerekir. Ahiret aleminde dirilttik. Ne kadar kaldın dediğimizde o bir gün veya bir günden az kaldım der. Yani bir an gibi dünya hayatındaki kalışı. Eşeğine bir bak. Onun kemiklerine nasıl bir et giydiriyoruz? Oradaki eşek dedi, Allah'ın gönderdiği emaneti kabul etmeyen, inkarcı, ateist, deist bir kişinin o emaneti yüklenmemesi hayvanlar gibidir. Yani aklını kullanmayanlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da daha aşağıdır ifadesiyle bir eşek konumuna, hayvan konumuna getirmektedir inkarcı olan vücudunu, bedenini. Azığına da bir bak, taptaze. Ona taptaze deyince azık kelimesini de Kur'an kendi bütünlüğü içerisinde dünya hayatındaki kazandığı amellerdir. İşte onların boyunlarına, kuşlarını doladığımızda ve yerden bir dabbe çıkarız onların dünya hayatında inkar ettiklerini onlara söyler ayetiyle onlar dünya hayatında inkar etmişlerdi ama ahiret aleminde kendi hayatlarının bir fotokopisini, bir benzerini görünce yaptıklarını şoka uğruyor ve şöyle demekten kendini alamıyor. Allah'ım, biz anladık, görmeyen gözlerimiz görür, işitmeyen kulaklarımız işitir, hissetmeyen kalplerimiz de hisseder oldu. Bizi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım. Allah da o kadar uyarıcılar gönderdim ki sen onların hiçbirine kulak asmadın, girin cehenneme. Onlar da keşke toprak olsaydık derler. İşte burada dünya hayatında gelen peygamberlere, gelen uyarıcılara karşı gözlerini kapayan, kulaklarını tıkayan insanların konumunu Kur'an değişik misallerle anlatmaktadır. Bunları ileride Musa kavminde, efendim Semud kavminde deveyi ilahlaştırması, Samiri'nin buzağı toplumunun buzağı ilahlaştırması, Lut kavminin yanlış yaptıkları bir konuyu gündeme getirmesi, onların dünya hayatında asıl yola gitmeyi engelleyen setler, asıl o yolu bulamayan davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, yine devam edelim. Yani şu anda dünya hayatında Allah'ın özel bir müdahalesi yok. Ceza ahiret alemindedir. Nuh tufanı iman edenlerle inkar edenlerin ayrılarak iman edenlerin vahyin kontrolünde Allah'ın tanımladığı şekilde dünya hayatındaki görevini tamamlaması anlamında kullanmış. Psikolojik etkisiyle ilgili çok önemli bir
Bakıyor. Mesela bana göre günümüzde dinlerin en önemli rakiplerinden biri sinemalar ve filmlerdir. Ve özellikle dini değerlere karşıt senaryolarla yapılan filmlerdir. Niye? Çünkü o filmlerde dinin ortaya koyduğu rol modellere karşıt rol modeller ortaya koyuyor. Mesela bu dünyada karizma elde etmeyi dünyanın en önemli değeri kabul eden insanlar rol model olarak gösteriliyor. Dünyada mesela ne kadar iyi para elde ederse o kadar önemli adam olacağıyla ilgili rol modeller veriliyor. Ve McLuhan diye ünlü bir iletişim felsefecisi vardır. Onun dediği gibi bizim seyrettiğimiz sinemalar, dinlediğimiz radyolar hatta bizim duyu organlarımızın uzantısı gibi olduğu için biz televizyon seyrederken, radyo dinlerken, internetten o filmleri de seyrederken hiçbir zaman için bize dışarıdan mesaj verildiğini anlamıyoruz. O rol modeller, o hayat tarzları bizim zihnimize nakş oluyor. Aslında algılarımızla oynanıyor. Evet. Bu da şu açıdan önemli. Dinin de soyut olarak anlattığını, o kısalların anlatımı içerisinde zihnimize bir rol model nakşetmesi vardır. Biz adeta o kısaları dinlerken zihnimizde bir film gibi şerit oluşur. O şeritle beraber sadece bir zina yapmayacaksın emrini veyahut da sen alay ediliyorsa dik duracaksın emrini değil. Bununla beraber bir dik duran Hazreti Nuh'u, dik duran Hazreti İbrahim'i, dik duran Hazreti Musa'yı, İsa'yı da zihnimize nakşederiz. Bu şekilde o emir zihnimize iyice derinliklerine iner. Onlara göre Allah'ın rızasını kazanmak her türlü değerler üstü bir değerdir. Öldürülecek olmak, dünyadaki kazançtan geri kalmak, Hazreti İbrahim de babasından, Hazreti Lut'tan oğlundan ve Hazreti Lut'tan karısından, Nuh'ta oğlundan ve karısından yani yakınlarından, en sevdiklerinden geri kalmak da geri adım atmak için asla sebep değildir. Ve çok can alıcı, yani gönül bağlı insanlarla yani, aslında birinci derecede imtihan oluyorlar. Dünyada olarak hiçbir zaman için maddi çıkarlar, insanların alayı, yakın, çok sevdiklerinin karşı cephede olması Allah'ın cephesinden, yani Hizbullah olmaktan, Allah'ın izni, Allah'ın istediği yolda olmaktan Müslümanları alıkoymaz. Ve bunun için işte dinin çizdiği o rol modeller var. Ve bunlar zihnimiz adeta biz kıssaları dinlerken bir film şeridi gibi takşon olur. Eğer biz onlardan ibret almak kastıyla okursak bunları hayatımızda içselleştirmemize sebebiyet verir. Oysa sinema ve filmler günümüzde biz yine dışarıdan bize bir empoze geldiğine farkına varmadan yepyeni rol modeller koymaya çalışıyor. Rol model koyarken hiçbir sinema filmi ben senin aklına rol model koyuyorum. İşte Ceyhan senin rol modelin demiyor. İşte herkese şey yapar. Fakat biz farkına olmadan onu seyrederken bize dışarıdan bilgi verdiğini ve bir endoktrinasyon olduğunu yani belli şeyler kafamızda nakşedildiğini farkına varmadan izliyoruz. Onun bir parçası haline geliyor. Farkında varmadan bizim yepyeni ciğerlerimiz, rol modellerimiz oluyor. O gittikçe rol modeller Nuh'un, İbrahim'in, Hazreti Muhammed'in yerini alıyor. Şimdi buna çok dikkat etmek lazım. Yani televizyonu çok uyanık bir kafayla seyretmek lazım. Kur'an'ı da çok uyanık bir kafayla okumak, bakın böyle hocanın anlattığı şekilde okumak lazım. Ve beni hızlı geçmek lazım. Biraz da hocam da bunları çok yavaş yavaş, her kelimesinden alınacak ibretleri nasıl anlayabiliriz kastıyla okur. Çok ince bir şekilde içine nüfuz etmeye çalışarak okumak lazım. Yani Kur'an'a dediği gibi ulil elbab olarak, yani işin özüne nüfuz etmeye çalışan kul olarak sureleri okumak lazım. O şekilde anlayıp ibret alıp yoksa belki de hayatımıza geçirmeyi lazım diyorsunuz. Zaten okumak çok faydalı olmaz diyorsunuz. Şimdi hocam İbrahim bahsine de girdim. Cebi girdi ama bu sorunuzu cevaplamadık biz. Eşi meselesi mi? Yok. Hani o 950 bin yıl meselesiyle onu da alalım hocam. Onu da çok hızlı alalım. Hazreti İbrahim'e geçelim. Ne kadar hayvanları içine aldı diye sorunuz öyleydi. Evet. Biz meseleyi biraz... Hatta bununla ilgili de bir tweet de var, onu da okuyayım ben bunu anlatırken yani size. Yani diğer konuları anlatırken sorunun kendisi kaybolmuş olmasın. Ben bu programları daha sonra izliyorum tekrar. Bakıyorum diyorum bana ne soruldu, ben ne cevap verdim. Adam topu taça attın hocam diyor. Ara sıra vermek yapıyorsun ama veriyorsun kaçıyorsun diyor yani. Yani cevap almadan gitti, öyle bir görüntü vermek istemiyorum. Bu gemi böyle bir filika gibi bir şey değil. Bu gemi küçük bir taka gibi bir şey değil. Ben insanoğlunun tarihi süreçte, Caner Bey'le mesela bu konuyu hiç konuşmadık, kanaati nedir bilmiyorum ama ben insanoğlunun çeşitli dönemlerde teknolojik anlamda çeşitli zirveler yaşadığına inananlardan. Yani bu şu anki, evet bir dijital
teknoloji zirvesi yaşanıyor ama başka zirveler de yaşandığına inanıyorum. Ben Hazreti Adem'le Hazreti Nuh'un arasında zannedildiği gibi birkaç yüzyıl veya birkaç on yıl olduğunu kabul edenlerden değilim. Hazreti Adem ve Hazreti Nuh'un arasında devasa bir sürecin yaşandığına inananlardanım. Ve Hazreti Nuh'un yaptığı geminin de o günkü medeniyet seviyesinin ulaştığı noktayı göstermesi açısından Kamer suresindeki iki kelimeden hareketle geminin madeni levhalardan ve madeni çivilerden müteşekkil, neticede tandırı kaynayan, tandırı hani buharlı bir feveran ortaya koyan bir buharlı gemi olduğu kanaatindeyim. Meseleyi mucizeye indirgeyip, efendim yani mucizeye indirgenmez de mucizeye taşıyıp, yani küçük bir gemiydi ama işte o dağ gibi dalgalar arasında yüzmekten söz ediyor. Ya da hocam teknolojiye de gerek yok. Allah'ın inayetiyle hani ol derim ve olur diyor. Ha, olur da ama Cenab-ı Allah. Gemi yapmaya yani... gerek yok. Havada da durdurabilirdi. Yani Hazreti Nuh'a gemiyi yaptı. Ben Cansu hocam. Yani Allah'a kardeşim. Neyse Cansu kardeşim. Buyurun. Yani ben işte tam da orayı ifade etmek istiyorum. Bakın elbet Allah her şeye kadirdir. Biz haşa Allah'a göre biçemeyiz. Tabii ki Cenab-ı Hak ne isterse onu yapar. Ama Allah-u Teala'nın kainata koyduğu kanunlar var. Sünnetullah var. O sünnetullah dediğimiz kuralları Allah-u Teala rastgele öteye beriye savurarak nerede nasıl işliyorsa öyle işlesin diye salıvermiş filan değildir. Rabbimiz kendisinin sırat-ı müstakim üzere olduğunu söylüyor. Rabbimiz takva ehli olduğunu söylüyor. Yani Rabbimiz sorumluluk sahibi bir varlıktır. Rabbimiz sırat-ı müstakim yani dosdoğru ilkeleri kendisinin uyguladığını söylüyor. Öyleyse hani mesela madem iş öyle olacaktı Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret ederken yani gözünü kapat şimdi aç Medine'desin diyebilirdi. Buna gücü yeterdi Allah-u Teala. Ama öyle yapmadı. Mekke'den Medine'ye hicret ederken önce Mekkelileri kandırabilmek için ters tarafa doğru gitti. Ondan sonra birkaç gece Sevir mağarasında kaldı. Niye? Ya bakın yani insanın elinden geleni yapması gerekiyor. Öyle her şeyi Allah-u Teala isterse yapar. Tabii ki isterse yapar. Ama o zaman insan iradesinin ve insan çabasının bir anlamı kalmayacak ki. Peygamberler böyle sürekli Allah'ın yardımıyla uçuşup kaçan insanlar değiller. Bakın Hazreti Nuh diyor ki enni mağlubun. Ya Rabbi mağlub oldum. Yani elimden gelen her şeyi yapmama rağmen sonuç alamadım. Fentesir. Şimdi sen bana yardım et. Bir de Allah gökten gemi indirdi ona demiyor. Gözlerimizin önünde, bizim gözetimimizde gemiyi yap diyor. Hazreti Nuh yapıyor, yapılırken alay ediliyor. Tabii. Yani o manzara da burada aktarıldı. Tabii. Vesna'il fulke. Bir de kelime var orada. Canan kardeşim, Cansu kardeşim. O ikisini de söyledim şimdi. Vesna, sanatkar olarak bir şey üretmek demektir. Yani vef'al demiyor yani. Yap. Herhangi bir şey yapmak değil. Sana sanat üreterek yani nitelikli bir işlemden söz ediyor ve o geminin nitelikli bir gemi olduğu kanaatindeyim. İnsanlığın o gün hani diyorlar ki o gün karşı çıkanlar işte gemiyi yaptıkları için gemiyi hiç bilmiyorlar. Aa bu ne yapıyor diye alay ediyorlar. Hayır ben o kanaatte değilim. Gemiyi biraz demek ki denizin tam kenarında değil belki biraz içeride yapıyordu alay ediyorlar. Hani burada su yok. Buradaki geminin ne anlamı var? Ama hani, gelecek oraya. Ha, orada diyor ki Allah-u Teala sen sana emredileni yap. Sen gemi yapmakla yükümlüsün. Lazım olan suyu ben getiririm demektir. Allah-u Teala suyu getirdi. Hem yerden fışkırtarak hem gökten döktürerek. O gemi büyük bir gemiydi. Bunda hiç tereddüdüm yok. Ancak mesela o geminin içerisinde her canlı çiftten birer tane al diyor. Mesela her canlı çift deyince herkes her canlının oraya bindirildiğini söylüyor. Ben çok basit bir mantıkla söyleyeyim. Mesela o geminin içerisinde balinanın olmasına gerek yok. Deniz ürünlerinin olmasına gerek yok. Onlar zaten denizliydi. Demek ki karadaki hayvanlar kastediliyor. Öyle değil mi? Deniz, her canlı çift deyince yani deniz hayvanları bunun dışındadır. En basitinden söyleyeyim. Ama o gemide Güney Amerika'daki lamalar var mıydı? Kutuplardaki İşçiler var mıydı? Kutup ayısı var mıydı? Hayır. Onların olmasına gerek yok. Onlar o gemiye gündelik hayatlarında hayatiyetlerini devam ettirebilecekleri muhtemelen evcil hayvanlar birer tür aldılar ve ben o tufanın evrensel anlamda bütün dünyayı kapladığı kanaatinde de değilim. Yani işte izleyicimiz de bu soruyu soracaktı. Tabii onu söylüyorum işte. Faik Şahin Şahin Türk Bey'in sorusuydu. Bu tufan
sünnetullah olduğunu düşününce cezalandırılan kavim dünyayı su basmasının bir gereği yok. Yok tabii. Eğer ki onlara dedikleri gibi Adem'den kısa süre sonra bile ruh olsa, diyelim Kıbrıs adası gibi bir yerde veya Fırat'la Dicle'nin arasında bir yerde, daha çok orası tahmin ediliyor. Oradaki bir sel felaketi, büyük bir sel felaketi yeter. Gidip Afrika, Amerika kıtalarına ayrıca veyahut da Avrupa'ya sel basmasının bir gereği yok. Tabii. Çünkü oradakiler için olur. Bir de diyelim dünyanın öbür tarafında insan yoksa zaten gerek yok. Bir, eğer ki insan var da inkar etmedilerse, inkar etmeyen bir insana da o sorumlu tutulup cezalandırılmasına gerek yok. Tabii. Nitekim Elmalı mesela Türkiye'de en çok okunan. Burada biraz sabretmek istiyordum ama fakat yanlışlıklar üst üste gelince sabredemez oldum. Şimdi buharlı geminin yapıldığından söz ediyor Mehmet Okuyan Hoca. Oysa ve bir de şunu söylemişti. İlim ve teknoloji yer yer zirveye çıkmış, daha sonra aşağılara düşmüş, böyle devam ediyor anlayışında, anlayabildiğim kadarıyla. Oysa insanlık tarihinin başlangıcında bilgi sıfırdı. Zamanla bir ağacın bir çekirdekten toprağın yüzüne çıkıp patlayıp bir ağaç haline nasıl bir süreç içerisinde geliyorsa veya bir kartopağının yuvarlandıkça büyüyerek dağ gibi oluşuyorsa, insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa da kültür ve teknoloji böyle bir trend içerisinde yükselmiştir. Kesinlikle böyledir. Yani bundan 30 sene, 40 sene, 50 sene önceki hayatımıza bir baktığımızda daha radyoların bile yaygınlaşmadığı, efendim modern arabaların, trenlerin, gemilerin, uçakların, efendim füzelerin bu şekilde olmadığı bir dönemi düşündüğümüz zaman 40-50 senelik bir dönem içinde, gözlediğimiz bir dönem içerisinde bu kadar insanların teknolojisinde farklılıklar oluşmuş. Ben şu anda inanıyorum ki bugün insanlık kar topağının oldukça ağırlaşıp yüklendiği bir konuma girmiştir. Yani insanlık teknolojide o kadar ilerledi ki zaten teknolojinin öyle belirli bir aşamada belki insanların maddeyi duman haline getirecek, enerji haline getirecek bir konuma gelecekler ve artık dünya hayatında yaşaması mümkün olmayan bir konuma girecek. Belki de insanlar kendi helaklerini, kendi sonlarını kendi hazırlayacak. İşte halifenin anlamı budur. İnsanlar böyle. Şimdi burada tartışılıp duruyor. Bir bölgeyi mi kastetti? Dünyanın genelini mi kastetti bu gemi? Kaç kişi aldı? Ne kadar büyüklüğü vardı? Bunlara gerek yok. Burada asıl tanımlanan, şunu hiç unutmamak lazım. İman edenleri kurtardık, inkar edenleri de helak ettik. İman edenlerin kurtuluşu Kur'an'da vahye karşı gelmeyen, vahiylerin kontrolünde hayatını anlamlaştırandır. O zaman Musa'nın yaptığı gemi mecazi anlamda anlatılan gemidir. Bu öyle olmasa bile bunun içinden çıkılmaz. Yani küçük müydü, büyük müydü, ne kadar insan aldı, kutup ayılarını, efendim Afrika'daki, Amerika'daki o dev gergedanları içerisine topladı mı anlayışı uzak kalır. Burada her çiftten al dedik, yani iman edenlerin bir yaşayacak helalleri var, haramları var, inkar edenlerin yaşayacak bir
hayat ortamı var. İşte bunları ayırt etmek için Kur'an her çiftten al dedik derken bir yaşam biçimini vahiy ile düzenle. Yani iki hayatın olduğundan bahseder Kur'an. Birisi Rabbani yolda yürüyenlerin hayatı, bir de gayri Rabbani yolda yürüyenlerin hayatı. İşte Rabbani yolda yürüyenlerin hayatını düzenleyen bir konumu Kur'an mecazi bir anlatımla anlatıyor. Evet, dedikleri gibi öyle bir gemi yok. Buyurun. Tefsirlerden biri. Benim adım da aynı hocamız gibi düşünüyor. Ben de bu konuda aynı hocamız gibi düşünüyorum. Bu şekilde düşünen tefsircilerimiz olmuş bence. Tamamen onlara katılıyorum. Yani ama bu önemli bir husus. Bu yanlış bir iddia. Yani bunu bir sanki Nuh kendisi için gerekli hayvanlarından hepsini oraya almadı. Mesela kendisi için gerekli hayvanlar nedir? Tavuktur, inektir diyelim, koyundur. Gerekli hayvanlardan hepsini alma diye de bütün hayvanları bir kurtarma operasyonuna gemiye bindirmeyi çevirdiğinizde gereksiz olan şeyler, bir olayın mantığı yok. Yok tabii. Aynı şeylerini alabilirsiniz. İşte mesela hocam çok güzel söyledi. Yani gidip de balinaya gidip de oradan palamutu falan alabilirsiniz. Yani, o su içinde kalır. Anlaşılıyor ki gelsin olanlar. Ya hayvanları kurtarma operasyonu değil. Kendisini kurtarma operasyonu diye. Çünkü gideceği yerdeki gemi... Eğer vahiy gemi alsaydık... Balinayı deniz hayvanlarının da içine almış olurduk. Ondan ihtiyacı olan hayvanları oraya alıyor. Onlar da mahrum kalmazdı. Üretecek, arttıracak. Yoksa gidip de hayvanların nesilini kurtarmak değil amaç. Evet. Dolayısıyla o gemi, yani inananların bindiği, yöresel bir tufandan insanların kurtarıldığı ama nitelikli sanat eseri ve muhtemelen yani kazanı olan bir o dönem itibariyle teknolojinin şaheseri bir gemi olduğu kanaatindeyim. Alay edilmesinin sebebi de yani ne boşuna gemi yapıyorsun yani? Bir şey olacağı yok. Hele ki suyun olduğu yerde değilsin türünden bir alaydır. Yoksa onların görmediği bir araç yapıyor da onun için dalga geçiyor falan değiller. Onu bu vesile söylemiş olalım. Peki. Hazreti İbrahim Bak gene atladık, bir soru daha var. Evet. Ben size yardım ediyorum. Hocam ben size o konuyla ilgili söz hakkı verdim. Ama siz geminin ebatlarından bahsettiniz. Teknolojisinden. Aslında ben size o konuyla ilgili söz hakkı vermiştim. Burada beni suçlamayın. Suçlamıyorum. Ben sadece şey yapayım. Tabii. 950 meselesi de ciddi. Lütfen anlatın. Evet lütfen anlatın. Ben bir iki dakikada bitiririm bunu. Tamam lütfen. Hani laf arada kaçmasın. Ankebut suresi var. Kur'an'ın 29. suresi. Caner Bey'in çok mahir olduğu konulardan biridir bu ankebut meselesi. 14 ve 15'te geçiyor. Evet. Yani dişi hayvanlarla alakalı Kur'an'ın mucizevi anlatımları noktasında çok kıymetli yaklaşımları var. Bu ankebut kelimesi deyince aklıma geldi ama mesele 14. ayetiyle Hazreti Nuh özelinde bizi ilgilendiriyor şimdi. Diyor ki Allah-u Teala وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ Nuh'u kavmine biz gönderdik. فَلَبِذَ ف۪يهِمْ Nuh onların arasında yaşadı. Efeseneti 1000 yıl. İlla ancak 50 amen 50 yılı hariç. 50 yılı hariç 1000 yıl yaşadı. Şimdi burada çok ustalıklı bir ifade var. Cansu kardeşim. Allah mesela burada maksat 1000-50 olduğuna göre 950. Ama 950 diyebilirdi. Yani diyebilirdi ki felebise fihim işte nasıl diyordu? 950 veya 50 ve 900. Hocam Ashab-ı Kehf'in mağarada uyuma meselesinde de biz sayı artı biz sayı diye belirtiyor. Tabii 300 artı 9. Tabii o 300 ve 9 kelimeleri Ashab-ı Kehf'le tabii o 300 ve 9 kelimeleri Ashab-ı Kehf'le alakalı geçen o insanların tahmini yaklaşımlarıdır. Allah-u Teala diyor ki قُلِلَّهُ عَلَكُ بِمَا لَبِسُوا onların orada ne kadar yaşadığını Allah bilir. Yani o 300 artı 9 insan direkt olarak sayının verilmemesi böyle şu kadar sayı artı bu kadar sayı denmesinde mi bir hikmet vardır? Evet ama o insanların farklı görüşleri burada çok önemli başka bir şey var. 1000-50 1000-50, 950. 950 doğrudan diyebilirdi. Demedi. Niçin? Çok önemli iki yaklaşım var burada. Çok önemli iki yaklaşım. Yaklaşımlardan biri şu. Enfesene, 1000 yıl ifadesi. Böyle Kur'an'da böyle 1000 kelimeleri vardır. 1000 rakamları vardır.
ise sizi Allah katında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir, geçer. Evet. 1000 yıl. Kadir gecesi. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır diye 1000 kelimesi geçer. Veya işte Yahudiler 1000 yıl yaşamak isterler diye Bakara suresinde geçer. Buradaki 1000'den maksat çokluktur. Yani Allah-u Teala aslında şunu demek istiyor muhtemelen. Nuh kavminin içerisinde uzun yıllar yaşadı. Fakat bu uzun yıllar tebliği için çok başarılı geçmedi. Ancak 50 yılı hariç. Yani o 50 yıl çok başarılıydı. Kalan daha büyük zaman diliminde çok başarılı olmadı. Yani verimsiz geçen bir süre için sene kelimesi, verimli geçen bir süre için amen kelimesi tercih edilmiştir. Bu alimlerimizin bir bölümünün ayete yorumudur. Bu bir yorum. Yani maksat doğrudan 950 sene demek değil. Yani uzun yıllar yaşadı ama 50 senesi bunun verimli geçti. Bir mana yaklaşımımız budur. İkincisi ise buradaki enfesenetin sene ve am kelimelerini ay anlamına yorumlanan halleri de vardır. Ay ay. 1000 yıl değil, 1000 ay. 1000 ay insanın ömründe yaklaşık 83 yıl ediyor. O 1000 ayın içerisinde 50 ay aşağı yukarı kaç sene ediyor? 400 sene ediyor yani. 400 senesi başarılı geçti. Kalan işte 80 veya işte 70 senesi çok verimli geçmedi diye. Buradaki 1000 yıl eksi 50 yıl ifadesindeki yıl kelimelerinin ay manasına geldiği kabul edilen görüşlerdendir. Böyle olunca da normal standart bir insan ömrünün önemli bir bölümünün verimsiz geçtiği, 4-5 yılının verimli geçtiği şeklinde bir yorum söz konusu. Bazı tefsirlerde şey de var, onu söyleyeyim. Ben tabii doğrudur demiyorum oysa ama en azından böyle bir yorum olduğunu bilsinler. Onun şeriatı ortaya koyduğu sistem 950 yıl sürdü gibi de bir yorum var. Belki bir azınlık görüştür ama. Bak bu çok güzel işte. Tebrik ediyorum. Yani Nuh'un misyonu, din anlayışı 950 sene sürdü. Bugün Osmanlı tarihinin 600 yıl bir ömründen edildiği gibi Nuh'un ömründen de 950 yıl olarak bahsedilmiş. Olay bu. Tebrik ederim Caner Bey. Ediliyor. Hazreti İbrahim bir ayetle devam edelim. Bakara suresinin 260. ayeti. Hani İbrahim Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse 4 kuş tut onları kendine alıştır sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırakarak sonra da onları çağır sonra koşarak gelirler. Bilgi şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi Bakara suresinin 260. ayetinden anlıyoruz ki ölü bir kuşu canlandırıyor Hazreti İbrahim'e. Burada şöyle bir durum var. Allah-u Teala'ya kesin bir bilgiyle iman ediyor Hazreti İbrahim. Bu meseleyi de sormak istiyorum hocam. Bu meseleyle başlayalım Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim'e 260. ayetten başlayalım eyvallah. Ama başlarken bir şey söylediniz, onu isterseniz düzelterek ifade edin. Yani sizden kaynaklanan bir şey değil, hemen üzerinize alıp küsmeyin. Sizden kaynaklanmıyor. Yok hocam yani, ben alıştım. Yahudiliği, yok ne demek ben alıştım. Sanki ben her zaman öyle yapıyormuş gibi. Yok. Hayır kardeşim, yani genel bir bilgi hatası var. Niye biliyor musunuz? Allah-u Teala sanki farklı farklı dinler göndermiş de, bu farklı dinler Hazreti İbrahim'de buluşmuş. Yani Yahudilik sanki başka bir din, Hristiyanlık başka bir din, İslam bambaşka bir din. Tüm semavi dinlerin atası kabul ediliyor. Ha, işte semavi dinler, tabi o semavi de değil, semai dinler. Yani semavi, semai karışımında net ortaya koy durumundayız. Bakın buna bir de şöyle diyorlar, İbrahimi dinler. Bak kardeşim, İbrahimi de yanlış, dinler de yanlış. O tamlamanın ikisi de yanlış. Yani. Tek bir din var, Allah'ın dini. Allah'ın katında bir tane din var, onun adı İslam. Dolayısıyla ben ayet okuyacağım deyince şunu okuyacağınızı zannettim. Ali İbrahim suresinde مَا كَانَ İbrahim يَهُودِيًّا وَلَا نَصَرَانِيًّا وَلَا كِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا
hocam söyleyip hızlı geçmesin. Ben hocamın neyi kastettiğini biliyorum da. İslam, yani bizim dinimizin bir alt kübesi olduğu büyük isimdir Kur'an'da. Yani o milletin Yahudilik dediğini, Hazreti Nuh'un dinini, İbrahim'in dinini hepsini kapsar. Yani Allah'ın gönderdiği dine uymak, ona teslim olmak, parçası olmanın adı İslam'dır. Yani burada biz İslam deyince sadece bizim dinimiz var, yani öbür dinler yani yoktur. Onlar aslında bizim dediğimizdir gibi bir şey anlaşılmasın. Yani bir, burada aslında demek istediğimiz bizim de bir alt kümesi olduğumuz büyük ismin adıdır İslam demek istiyoruz. Şimdi Türkçedeki kullanımda birçok kimse şaşırdığı için burada ben hocamın neyi kastettiğini biliyorum. Bu ifadeyi anlamayabilir. Dikkat evet. edin. Yani İslam Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ortak tebliğ esaslarının adıdır. İslam bu. Çok güzel. O diğer insanların başka anlamlar kastettikleri Mehmet hocam. İsimler farklı dinler gönderildiği manasını vermez. Allah katında tek din vardır. Onun adı İslam'dır. İslam gün gelmiş Hazreti Adem'in dilinden, gün gelmiş Hazreti Nuh'un dilinden, sonra Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve nihayet Hazreti Muhammed'in dilinden insanlara tebliğ ettirilmiştir. Hazreti Muhammed'in dilinden bu kemale erdirilmiş. Doğru, son halini almış. Ama temel esaslar bütün öğretilerde aynıdır. Yani Allah katında dinler yok, din var. O dinin adı İslam'dır. Âl-i İmrân suresinin 2 ayetinde gayet net ortaya konur bu mesele. Şimdi Hazreti İbrahim denince tabii Hazreti İbrahim çok komplike bir peygamber ya. Yani. Çok enteresan bir yapısı var Hazreti İbrahim'in. Yani Allah-u Teala ile konuşmalarına bakıyorsunuz. Böyle acayip şeyler. Yani bir peygamber bunu nasıl diyor diye aklınıza geliyor. Bir insanlarla bazen alay ediyor. Acayip acayip sunumlar yapıyor. Göğe bakıyor, gezegenlere bakıyor. Bir şeyler söylüyor. Onu da soracağım. Efendim, böyle enteresan putlarla alakalı diyaloğu var. Babasıyla konuşmasına bakıyorsunuz. Ayrı bir İbrahim. İsmail'le konuşmasına bakıyorsunuz ayrı. Hacer'le ve Hazreti Sare ile ilişkilerine bakıyorsunuz. Başka bir İbrahim. Yani çok enteresan bir İbrahim aslında bir üniversite ya. Bir de Allah için her şeyden vazgeçiyor. Kavminden vazgeçiyor, babasından vazgeçiyor. Çok başka bir şekilde olsa da oğlundan da vazgeçmeyi göze alıyor. Sonra evet. gerek kalmıyor. Ayrı bir şey. Onu da bahsedeyim ama. Yani Allah için her şeyden vazgeçmeye hazır. Orada müthiş bir figür var. Evet. Hazreti İbrahim böyle muhteşem bir peygamber. Şimdi okuduğunuz ayeti, tabii tercümeyi kimden aldınız bilmiyorum ama çok isabetli bir tercüme bu. Diyanet İşleri'nin hocam. Bu ayetin tercümesi bazen tanınmaz halde yapılıyor ve savunulamaz bir takım fikirlerin meydana gelmesine sebep oluyor. Şimdi Hazreti İbrahim, Cenab-ı Hakk'a diyor ki, İzgâle İbrahim'u, hani İbrahim demiştik ki, Rabbi, ey Rabbi, beni değil, bana göster. Keyfe tuhyil mevta, yani ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bunu merak ediyor, diyor. Kâle, Cenab-ı Hak ona, tabi melek aracılığıyla soruyor, sorduruyor. Evelem tü'min, yani Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in cevabını bilmiyor da onu öğrenmek için sorduruyor falan değil. Bu meseleyi bize kavratmak için bu ifadeleri kullanılıyor. Evelem tü'min, yani inanmadım mı? Kâle, cevaben diyor ki Hazreti İbrahim, bela, elbette inandım. Velakin ancak liyetmeyinne kalbi, yani kalbim mutmain olması için bunu merak ediyorum diyor. Bakın ne güzel bir metot. Bu soruyu Hazreti İbrahim sorduğuna göre biz bunun daha ilerilerini sorabiliriz. Bir peygamber Allah-u Teala'nın bir sıfatını nasıl icra ettiğini merak edip soruyorsa biz ümmet olarak Cenab-ı Hakk'ın başka sıfatlarına dair bir takım şeyleri merak edebiliriz. İnsanlar soru sorarak dinden çıkmazlar. Hakikati arıyorsa buna soru sormayı yasaklamanın bir alemi yok. Allah kimsenin ayağını kaydırmak için soru sormasını engellemez ya da özel soru kalemleri açmaz. İnsanlar hakikati öğrenmek için soruyu sorarlar, sormalıdırlar. Bir hocam buradan ilahiyatçı bazı dostlarımızla ilgili de bir şey söyleyelim. Kur'an'da Hazreti İbrahim bile imanının güçlenmesi için Allah'tan delil istediğini görüyoruz. Allah da ona belli yerlerde belli şekilde yardım ediyor. Bugün hocam ben birçok kimse neden Kur'an'ın inanılmaya değer, rehber edilmeye kitapta belli şekilde göstermeye çalışıyoruz. Kur'an'ın tarihte oynadığı rolden, Kur'an'ın kozmolojisinden, Kur'an'ın Allah fikrinin tutarlılığından, Kur'an'ın embriyolojiden denizlerin altına kadar yaptığı izahların tutarlılığından. Ya birçok kimse bize inanan inanır, inanmayan inanmaz. Size de bu tip şeylerden, siz Kur'an'ın içeriğini anlatın
O tip şeylerle uğraşmayın diyor. Ama burada işte Hazreti İbrahim'in örneği var. Kur'an'ı okusaydı o şahıs anlayarak, anlama kastıyla bu örneği görecekti. Hazreti İbrahim bile bir peygamber olmasına rağmen içinde hiçbir şüphe vesvese kalmasın, tam manasıyla Allah'ın istediklerine iman okursun diye görmek istiyor, anlamak istiyor, bununla ilgili bir çaba içerisinde. Ha, buradan da bizim anlayacağımız Hazreti İbrahim bir çaba içerisindeyse, bizim öyle bir çaba içerisinde olmamız ve bu çaba sonucunda vardığımız neticeleri insanlara aktarmamız gerekmektedir. Ne demek yani insanlar iman eder zaten eder, etmeyen etmez diye sadece bir inandım deme meselesidir. Aklın, maklın bunları değerlendirmenin hiçbir değeri yoktur demek. Bu bir kere tamamen Kur'an'ı anlamak kastıyla okuyan bir kimsenin diyemeyeceği cümleler. Buyurun hocam. Evet. Şimdi Hazreti İbrahim, Caner Bey'in ifade ettiği gibi yani imanının daha güçlenmesi için. Ben ilahiyat fakültesindeki öğrencilerime ilahiyata geldikleri ilk dönem, derslerine ilk girdiğimde şunu söylerim. Derim ki ilahiyat fakültesi imanın bilgiye dönüştürüldüğü yerdir. Öyle olması lazım. Yani sokaktaki herhangi bir adam ben böyle duydum, böyle inanıyorum diyebilir. Ama siz böyle diyemezsiniz. Siz bir şey diyorsanız, siz bir şeye inanıyorsanız onu bilmeniz lazım. Yani deliliniz olması lazım. Enfal suresinde öyle diyor Allah-u Teala. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ Yani helak olacak olanın da bir delili olsun, hayatta kalacak olanın da bir delili olsun. Kur'an delil sunan kitaptır ve biz o delillerle hakikatin izini sürmekle yükümlü tutulmuşuz. O delillere sarılacak, soru soracak ve cevabını bulacağız. Soru sorduğunuz zaman eninde sonunda cevabını öyle ya da böyle bulursunuz. Soru sordu diye bir adam dinden bilen çıkmaz. Adam diyor ki soru soracağım ama korkuyorum dinden çıkarmayayım. Hiç de çıkmazsın kardeşim. Senin niyetin doğruyu bulmaksa Allah sana çelme takmak için böyle bir tuzak falan kurmaz. Siz soruyu sormak demek, hele ki doğru soruyu sormak demek, cevabın %51'ini elde ediyor olmak demektir. Bu arada hatta Hazreti Peygamber uyarılır. Hem de Duha suresi ki Kur'an'ın indiriliş sırasına göre 4. suresi 1, 2, 3, 4, 5. suresi ve emmessâile felâ tenher. Sana biri bir şey sorduğu zaman sakın onu azarlamayasın. Soru soran azarlanmaz. Tabii bir parantez açalım. Kur'an'da bazen sırf laf olsun, muhalefet olsun diye soru sormak için soranlara, ya daha doğrusu bir alay etmek veya muhalefet etmek için soru soranların da varlığı ayrıca dikkat çekiliyor. Yani onların da farkını herkes samimi bir bakışla anlayabilir. Yani bu katkıyı ayetleştirelim. Maide suresinin 101. ayetinde geçer o. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tes'elu an eşyâe intübde leküm tesûküm. Size açıklandığı zaman canınızın sıkılacağı şeyleri gereksiz yere sormayın. Kişi kendisi hani Bakara suresinin inişine sebep olan Yahudilerin İsrailoğullarının kesmek zorunda olduğu aslında detay için sordu. Benim sordu. Bir de müşrik kafirlerin maksatları sorunun cevabını öğrenmek değil, muhalefet için sorduğu sorularından örnekleri var Kur'an'da. Karşı tarafı mahcup etmek. Detay öğrenmek için gereksiz Allah'ın vermediği detaylar da dini detaya boğmak isteyenlerin soruları Maide 101. Ve karşı evet. Çıkanlarla ilgili. Yani maksadı soru sormak değil çünkü hocam Loic dediğinden bazılarının, hocamın dediği tabii ki doğru. Fakat bazen de bazı insanlar soruyu aslında muhalefet etmek için, olayı tamamen bir septizme boğmak için, yani bir şey anlamak için değil, bir şeyden kaçmak için soruyor. Yani soruyormuş gibi yapıyor. Evet. Aslında maksadı ortaya bir kargaşa atmak için. Ve Kur'an'da da onlarla ilgili ifadeler de var. Evet. Şimdi o ayeti cevaplayalım. Bu nasıl ölüleri nasıl diriltiyorsun diye. Evet. Bu Bakara 260. ayeti başka mecralarda kullananlar da var. Ehli bilir bu o kullanıldığı yerlerle alakalı bir ayet değildir. O kullanıldığı ifade edilen şeyler Kur'an'a da ayete de Kitabullah'a da İslam'a da başından dibine kadar